Yetkililere sesleniyorum. Allah'ını seven, kitabını seven, mübarek Ramazan günü, yüzü günü hürmetine adil yargılasınlar. Bu insanları bir önce çoluklarına, çocuklarına kavuştursunlar. Bak bir daha yalvarıyorum. Pırlanta'daki çocukları oralarda yatırma. Yatırma. Siz ve diğer tüm öğrenci, yakınları, anneleri, babaları sanırım çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Neler yaşıyorsunuz? Vallahi maddi olarak birinci sıkıntı çekiyoruz. İkinci, gencecik hanımları, her türlü özellikle çalışmayan bayanlar, işleri olarak büyük maddi sıkıntı çekiyorlar. Zorluklar çekiyorlar. Çocuklar ayrı keza. Hepsinin çoluk çocuğu okula gidiyor. Hepsi o zaman çocuklar küçüktü. Çocuklar hepsi büyük oldu. Büyük olduğundan dolayısıyla maddi, manevi, bütün her türlü ihtiyaç sahip hepsi. Peki siz 3 çocuk ve annesi Diyarbakır'a gidip geliyor. Nasıl gidebilip çocuklarını görebiliyor mu? Vallahi senede 2 ay önce görüyor çocukları. Maddi asistan göremiyoruz. Gidip gelemiyoruz. 2 ay, 3 ayda çocuğun birini götürüyoruz. 2-3 ayda birini götürüyoruz. Para yüzden 15 saat otobüse binip otobüse gidiyorum. 15 saat otobüse binip geri geliyorum. Yani 30 saat yolda geçiyordum hariç. Egemen Eker ne yapıyor cezaevinde? Durumu nasıl? Bu haksızlığa ne diyor? İhsan ediyor. Ne yapacak bu haksızlığa? Ne yapabilir? Ben babası olarak ihsan ediyorsam o da o ne diyor? Onun gibi binlerce insanlar ediyor. İhsan ediyor. Etmemesi elde değil yani. O zaman süreç böyle. Maalesef Yargıtay onadı, Anayasa Mahkemesi onadı ve ahimde var. İnşallah bir gün adalete kavuşursunuz. İnşallah. Peki diyoruz. Çok üzüntüler yaşıyorsunuz. Psikolojiniz bozuldu. Gördüğüm kadarıyla tedavi falan alıyor musunuz? Sıkıntılar var mı? Var, sıkıntılar var. Tedavi görüyorum. Büyük tedavi görmüyorum ama ufak tedaviler görüyorum. Anladım. Atlatmaya çalışıyoruz. Direnmeye çalışıyorsunuz. Ayakta durmaya çalışıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum. Şükrediyorum Allah'a. Allah'ımdan güç kuvvet istiyorum. Sağlık sıhhat istiyorum. Peki. Son olarak sevgili görevlere, yetkililere yani bu işin uzmanlarına bir an önce oğlum ve oğlum gibi olan binlerce insanları bir an önce cezaevlerinden çıkardık. Cezaevlerinden çoluğa çocuğuna kavuşmalarını istiyorum. Bütün yetkili arkadaşlara sesleniyorum. Allah'ınızı seversen ne olursunuz. Bu haksızları düzeltip bu insanları küçük küçük yavrularına, çocuklara kavuşturun.